Biz ne yapıyorsak kendimize yapıyoruz. Yoksa dışarıdan gelip varlık bize sataşır mı? Sataşır. Ama biz açık kapı bırakmazsak boşu boşuna çabalarlar. Bunlar geldikleri o çalışmayı yaptıklarında yani 10 bin yıl önceden başlayarak insanları hapsediyorlar. Yani kontrolü altına alıyorlar. Çünkü insan görmediği bir şeye inanmıyor. Bunlar hakkında bilgisi olanların resimleri koskocaman asılıdır. Bu kişiyi durdurun. Vesveseyle kandırabilirsin, izni vardır. Onu yapmak zorundalar. Başka bir şey yaparsak kurallara karşı gelecekler. Çünkü tepemizdeki uçanların hepsi uzaylı yapımı değil, onu söyleyelim. Bol bol kötü düşünüyor, bol bol negatif duygulara giriyor, devamlı karamsar, vesvese içinde. Aa, gel bakalım, implantla yerleştiriyorlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sefalar Teşekkürler. getirdiniz. Sizler İyiyim. nasılsınız? Sağ olun hocam. Sağ olun. Sağ olun. İyi olmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz biliyorsunuz. Teşekkürler. Vatan için, insanlık için, kendi halkımız için. Sizler de insanlar, canlarımız bilmiyorlar. Hakikaten çok şeyler yapıyorsunuz. İnanılmaz katkılarınız var bu topraklar Teşekkür. için. Ve Hani sizler de. bu toprakların görünmeyen kahramanları var ya. Hani bu Teşekkürler. toprakların görünmeyen kahramanları var ya. İşte onlarla, onların kiminin duaları, kiminin dualarının yüzü suyu hürmetine, kiminin böyle fark etmeden yaptıkları, kimi sabahlara kadar uyumuyor bu vatan için ve bu vatanın evlatları için. İşte siz de onlardan bir tanesiniz, gizli kahramanlardan. Kimse bilmiyor. Ben biliyorum. Bilmez. Rabbim biliyor. Teşekkür ederim. Bugün kulağım bol miktarda çınladı. Bayağı bir araştırmaya tabi tutulduk. Size de teşekkür ediyoruz. Desteklediniz. Sağ olun. Metafizik alemde mi hocam? Yani öyle, öyle bir algı diyelim. Teşekkürler. Siz de aynı şekilde güzellik zaten yansıyor. Canım hocam Allah razı olsun. Hakikaten Teşekkür ederiz. ne olursa olsun bu sıralar çok hakikaten tehdit edildik. Çok hakaret edildi. Çok yani Rabbim büyük ama hakikaten dedi ki Rabbim mukaddes sen bilmez misin ki herkes sınanır, herkes sınavdan geçer. Peygamberler sınandı, sen kimsin? Peki dedik, boynumuz kıldan ince. Bu aralar Rabbime emanetiz, Evet, Rabbime yalnız değiliz. Bakın yalnız değilsiniz, yalnız değiliz. Biliyoruz bunu da. sığındık. Evet. Yüce Allah her şeyi bilendir. Evet. Elhamdülillah. Evet hocam, ben yine size bırakacağım. Çünkü sizinle kaçıncı yayınımız bilmiyorum. Geçtiğimiz yıllarda da yaptık ama her seferinde herkes şok oluyor. Herkes şaşırıyor. Ben de şaşırıyorum. Şimdi ben sözü size bırakıyorum. Sizin sözünüzü kesmeyeceğim. Çünkü kesmemem lazım. Konsantrasyonunuzu bozmamam lazım. Sizdeyiz. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Önceki yayınlarda izleyicilerimizi biraz salladık, şaşırttık. Ama bu yayında bakın özellikle dikkat edin. Sesim de bozuk, kusura bakmayın. Hep hava değişimi. Önce kişinin kendisi, her şeyden önce kendisi olduğunu bilelim. Arkasından kolektifle beraberiz. Ayrı tutamazsınız. Kimse ben buraya ait değilim, ben sizden değilim, ben dünya şöyle diyemezsiniz. Çünkü biz oradaki kolektif ruhuz. Bunu ancak ve ancak uyananlar, farkında olanlar ya da ölmüş olanlar anlar. Ama burada ölmeden bunu anlamak önemli. İlk önce kendimizi tanımamız lazım. Kendimizi tanıdıktan sonra kolektife geçeriz. Şimdi bugünkü anlatacağımız konu biraz karma karışık gibi gelebilir değil. Aslında özünde bu. Biraz şöyle dinlesek, araştırmacı olsak, ah hoca tam olayları söylüyor deriz. Ama şimdi bakın neler söyleriz. Şimdi ne dedik? Karanlığın kullandığı bazı olaylar. Biraz geçmişe gidelim. Önce bir giriş yapalım. Şimdi
Eterik implantlar, uzaylılar, cihazlar, astral böcekler, astral varlıklar, incin, iblis, ifrit, her neyse uzaylılar, bunların hepsinin insanlarla ne bağlantısı var? Şimdi Şura suresi 30 der ki, başınıza gelen her musibet kendi işlediklerinizdendir. İlk başta bunu bileceğiz. Biz ne yapıyorsak kendimiz yapıyoruz. Yoksa dışarıdan gelip varlık bize sataşır mı? Sataşır. Ama biz açık kapı bırakmazsak boşu boşuna çabalar. Eğer daha da ileri giderse sistem devreye girer otomatikman. Hop, kural karşı geliyorsun, cezanı bulursun. Aynı şekilde biz de. Peki biz kurallar bilmiyoruz da kendimizi neden bilmiyoruz? Şöyle biraz eskilere gidelim. Şöyle yüz binlerce yıl önceye gidelim. Şimdi Sümer tabletlerinde ve birçok kaynaklarda alıntılar vardır, hikayeler vardır, anlatılan masalsı hikayeler vardır. Bunları dinliyoruz değil mi? Dünya dışından geliyor sürüngen ırkı ve gezegenimizdeki altınları ve diğer madenleri çıkarmak için dünya gezegenine yerleşiyorlar, çıkarmaya başlıyorlar. Yüzlerce yıl, binlerce yıl çıkarıyorlar ama kendi ırkı isyan ediyor, alttaki ırkı. Yeter diyor, biz bu kadar çalışmaya dayanamıyoruz. Gezegenimizden uzağız, bize bir gerekeni yapın. Üst ırk ne yapıyor? Tabii gereken şeklinde bir araştırma yapıyor, çalışmalar yapıyor, bununla ilgili kolaylıklar sağlamaya çalışıyor. Ne yapıyor? İnsan, orada en o kolay çalıştırabilecek kim var? İnsan var. İnsanlar zorlu şartlar altında, yaşam koşulları altında çalışmaya başlıyorlar. Bu arada insanlar üzerinde deneyler yapıyorlar. Bunu inanan ya da inanmayan olarak anlatmıyoruz. Bunu zaten sonucuna bağladığımız zaman herkes inanacak. Bu yanlış da olabilir. Sümer tabletleri onlar yazmış da olabilir. Doğru olabilir. Başka kaynaklar doğru. Onlara biz girmiyoruz bakın. O alana girmeyeceğiz. Şimdi kafamız karışmasın bu olayda. Evet. DNA sistemimizi karışıyorlar. Çalıştırıyorlar. Madenlerde çalıştırıyorlar. Birçok şey yapıyorlar. Evet. Yüzlerce yıl. Ama çalışmalar devam edince kendi DNA'larını da ekliyorlar. Manipüle ediyorlar. Bu sefer bakıyorlar ki insanların DNA sisteminde eklendiği zaman uyanık, akıllı, daha işlerine yarayan bir insan sistemi ortaya çıkmaya başlıyor. Ne yapıyorlar bu sefer? Aa tamam, bunlar bize yardım eder. Bunlar elinin altında yönetici olarak kullanmaya başlıyorlar. Ne yapıyorlar bu yöneticiler? Altındaki diğer insanları kullanıyorlar. Bu sefer ne ortaya çıkıyor? İki tür insan ortaya çıkıyor. Biri kullandıkları köleler, bir de DNA'sı kendilerinin yerleştirdiği, kendilerinden ekledikleri İkinci tip akıllı insanlar. Her iki türde DNA'sı halen biz insanlarda vardır. Beynimizdeki re-korteks, biliyorsunuz arka beynimizdeki re-korteks halen tıp bilim adamları söyler, var duruyor çünkü. Bu nedir? Sadece hayvani dürtüleri açığa çıkarır. Bu nedir? Bedenin kırmızı alarm durumunda devreye girer. Kaç, kurtul, savaş durumunda devreye girer. Öyle yani bir şekilde hazırlamışlar. Tamam, arkasından buzul çağı başlıyor. Yaklaşık 40 bin yıllık bir buzul çağı başlıyor. Onlar yer altına giriyorlar. İnsanlar yer üstünde evrimleşiyorlar. İnsanlar yer altına almıyorlar. Evrimleşiyorlar. Karışmıyorlar. Bilmiyorlar çünkü. 40 bin yıl sonra çıkınca bugünden yaklaşık 10 bin yıl önce diyelim. Artık ne yapıyorlar? Kendi amaçlarını daha da hızlandırmaya başlıyorlar. Çünkü orada da çalışma başladı. Bu sefer amaçlarını hızlandırmak için insanları tekrar etkilemeye, manipüle etmeye başlıyorlar. Buradan sonrasını anlatmayacağız. Neden? Ayrı bir konu. Yani Enok kitabında anlatıyor. Kur'an-ı Kerim ayet, mavi kanlara da karışmayın. Oraya girmeyeceğiz. Bizim konumuz bu taraf. Varlıklar aslında insanın ve dünyanın yükselişi için, evrimsel süreçlerini tamamlamak için bu varlıkları kullanılıyor aslında. Nasıl? Bu kanaya nasıl varıyoruz? Bu varlıklar bu süreci biliyorlar, anlıyorlar ama arası içinde olmak istemiyorlar. Ama burada da ne var? Dünyadan kazanışları bir altın ve diğer madenler olduğu gibi insanlardan öyle şeyler alıyorlar ki burada anlatınca yok artık dersiniz. Siz nereye giriyorsunuz? Bunu nereden biliyoruz? İsra suresi 62-65'te ne diyor? Allah hani insanın ruhuna üfledi, secde edin dedi. Şeytan hayır dedi, kibirlendi. Daha sonra şeytanı kovdu ya, bana mühlet ver dedi, mühlet verdiği izni. Tamam. Burada ne yapıyor insan? Sınava girecek. Nasıl sınava girecek? İşte burada sınavımız başlıyor. Bu 10 bin yıldır insanlara yaptıkları zulüm,
eziyetler göklere ulaşıyor. Artık insan, kadınlar, başka türlü karışımlar göklere ulaşıyor. Artık Nuh tufanı da biliyorsunuz. Bir fasıla geçiriyoruz. Arkasından günümüze doğru sistem daha da hızlanıyor. Şimdi diyecek arkadaşlar, ya hiçbir durduran olmadı. Durduran olmadı. Anlatacağız. Şimdi bunlar hangi amaca hizmet ediyorlar? Şimdi bu varlıklar sürüngen, reptilyanik, anunnaki, bunların isimleri var. İsimleri burada söyleyemeyiz. Direkt alarm sistemleri çalışır. Bunları özel olarak, eğitim olarak anlatırız. Bakın isimleri var. Söylediğiniz zaman direkt dünyadaki alarm sistemi çalışır. Buna isimleri vardır. Ne bileyim, böceksi olanlar var, peygamber böceği, tip 5 tip ırk var. Bunlar birleşiyorlar insanlar için. İnsanları köleleştirip manipüle ederek bir yaşam sürüyorlar. Tabii kendi aralarında da anlaşma var. Şeytan hiyerarşisinde anlaşma var. Ondan sonra enki, enlil olaylar var biliyorsunuz. Bu konulara hiç girmiyoruz. Şimdi bu varlıklar 5. boyut olduğu söyleniyor. Çünkü kendileri öyle söylüyorlar. 6. boyut varlıklar da var. Çünkü onların bilimlerinden faydalanıyor. Neden? İmplantlar yüzünden. İnsanların etkilenmesi yüzünden onlardan da faydalanıyor. Şimdi önceleri teknoloji yoktu insanlar zamanında. Onların kendi teknoloji, yüksek teknolojileri var. Ama şimdiki teknolojiye doğru daha hızlandıkça bakıyorsunuz ki insanların elindeki telefondan anlaşılacağı gibi herkes bu sisteme bağlı. Kurtuluş yok. Sadece telefon mu, teknoloji mi? Hayır. Bunlar geldikleri o çalışmayı yaptıklarında, yani 10 bin yıl önceden başlayarak insanları hapsediyorlar. Yani kontrolü altına alıyorlar. Yani insanlık bir bütün olarak altın çağını yaşayamadı, özgür olamadı. Bizi hep özgür, hür olduğumuza inandırdılar. Kim? Bunlar. İşte bu şeytani sistem, şeytani hiyerarşi. Artık şeytani varlıklar diyebiliriz. Kendilerini tüm insanların üzerinde güçlü konuma sokan soylar, onları çalıştılar. Onlarla işlem yaptılar. Onlar ayrı bir ırk olarak yöneticilik ve finansman sistemini ele geçirdiler. Diğer insanlarla beraber çalışmazlar. Birbirlerine karıştırmazlar. Onlar mesela diyelim ki mavi kanlar mı? Hayatta gidip onlarla bir evlilik yapamazsınız, birleşemezsiniz. Onlar da sizi zaten kale almazlar. O zamandan bu yana bir, yani avatar gibi yapımızın bir parçası olan, DNA ağlarını vermiş olan bu ırk, bunlarla beraber dünyadaki yaşam sistemini kontrol ediyorlar. 2 kere 2, 4. Bunlar kontrol ediyor. Bunlar başında ekip var, varlıklardan oluşan, onun altında varlıklarla ve insanlar var. Bunlar bir hiyerarşik düzeni var. Şimdi bunlar buraya hiç anlatmaya bile gerek yok. Bir hiyerarşileri var. Dünyayı çok güzel oturtmuşlar, yönetiyorlar. İnsanlarda ne var? Manevi özellikleri, duyu ötesi algılamaları var. Ruhsal yetenekler var. Durgörülerimiz var. Ondan sonra duru duyanlar var. Ruhsal sistemi çok güçlü, ruhlar çok güçlü insanlar var. Var ama bunların işine yaramaz. Engellenmesi lazım. Her türlü manipülasyonla bu insanların susturulması lazım. Yok mu? O kadar çok insan var ki. Ne yapıyorlar? Bugüne kadar egemen olan bu varlıklar insan ırkını korkuyla, kontrolle, zihin manipülasyonlarıyla robotik köleler haline kontrol altına almışlardır. Hayır değiliz diyenler sadece hayal görür. Hür olduğunu zanneder herkes. Ama kontrol altındayız. Şimdi kendilerine düşman, tehlike yaratmayan hiçbir insan istemezler. Dünyadaki yaşam sistemine hakim olmaya devam ediyorlar. Çünkü insan görmediği bir şeye inanmıyor. Durdurun, sokakta durdurun 100 kişiyi, belki 60 kişi, 70 kişi cinlerden bahsedin. Hadi canım öyle bir şey yok der geçer. Bakın daha kitabımızdan haberimiz yok. Artık yazsa dahi inanmıyoruz. İnsanoğlu görmediği bir şeye inanmıyor. İnanmadığı için bu varlıklara da inanmaz. Ne yapacak? Bu zeki varlıklar bazı izinler almışlar evren sisteminden. Yoksa çoktan bunların başına çökerlerdi biliyorsunuz. İzinleri var. Nasıl bir izin var? DNA sisteminde bir avatar oluşturmuşlar. Kendi sistemlerini vermişler. Yani öyle bir sistem ki, hadi bunlar kötü diyelim, şeytan diyelim, hadi başka bir şey diyelim, ne derseniz deyin. Ama izinleri var. Bizim üzerimizde
hak iddia etmeye dahi izinleri var. Çünkü Kur'an'ına göre oynuyorlar. Görünmeleri yasak. Kesinlikle kendi kurallarına göre görünmeyeceksin. Hiçbir zaman insanlar görmeyecek. Ondan sonra kendi katı kurallarına göre asla af yok. Çünkü evren kuralını bir atomun yerini değiştirirlerse otomatikman sistem tepelerine çöküyor. Allah ne diyor? İradeye müdahale yasak. Ya yani fiziki hareket edemezsin, şeytana bunun emrini vermiş. Sadece vesvesenle kandırabilirsin. Kandırdıkların diyor, çoluğu çocuğu malı mülkü senin olsun diyor. Ama salih kullarıma dokunma. Bunu kim yapıyor burada dünyada? İnsanlar yapıyor. O zaman ne yapacak bu varlıklar? Bizi vesveseyle kandırmak için kendi malı, kendi avatarları olduğu için implant sistemini, varlık sistemi, cinler, iblisler artık ne aklınıza geliyorsa bunları kullanıyorlar. Peki bunları kullanmak yasak mı? Yasak değil. Neden? Orada bütün karanlık varlıklar duruyor. İmplantlar duruyor. Sen insan olarak açık verme. Şura suresi 30. Açık verme. Auramızı yırtıyoruz. Negatif duygulara giriyoruz. Düşüncelere giriyoruz. Açık verme arkadaş. Sen yaşama, düzgün ahlaklı yaşamı devam ettirdiğinde acılar mı çektin? Sorunlar mı yaşadın? Bırakma. Açma alanı. Serbest ol. Ama sen alanını açarsan bazı olaylar gerçekleşir. Kapı açtın mı da onlar kapıdan giriyorlar. Görevlerini yapıyorlar. Şimdi onları biraz daha açacağız şimdi. Şimdi eterik implantlar. Nedir bu eterik implantlar? Şimdi eterik implantları oluşturanı anladık. Eterik implant nedir? Bu varlık sistemi, bu zeki reptilyanik varlıklar ve diğer onlarla çalışan hiyerarşik varlıklarla beraber tasarlanan vücudumuzun bazı bölümlerine, birçok bölümüne, eterik bölümüne, astral duygusal sistemine koyulan sınırlamak, tıkamak, engel olmak, bloke olmak, etmek, azaltmak, değiştirmek için insan enerji sistemlerini koydukları, yerleştirdikleri holografik, inorganik, teknolojik araçlardır. Çünkü bunlar dünya sistemi cihazlarıyla görünemezler. O kadar insan kaçırmalarıyla implantlar vardır ki, tespit edilenler vardır. Aa gördük, yerleştirmiş. Açıyorlar, implant değişimi oluyor, kayboluyor. Değiştiriyor. Çünkü üçüncü boyutsal olarak takmıyorlar. Bak, fiziksel değil. Bu cihazlar nasıl takılıyor? Aa, uçan daire geldi, kaçırdı. Gözümü bir açtım, uçan dairedeyim. Uçan birileri götürdü, ameliyat masasını yatırdı. Bunlar gerçektir. Tek tek söylüyoruz, gerçektir. Ama kaçırılan nedir? Fiziksel beden olabilir. Olabiliyor. Eterik bedeninizi alıyor, götürüyor, bütün işlemlerini yapıyor, tekrar bedeninize getiriyor. Nasıl ya? Ben burada yatıyorum ama eterik bedenim uçan daire geliyor, alıyor, gidiyor, ameliyat yapıp getiriyor. Aynı şekilde astral beden yapabiliyor. Ya da ruh parçalanması yaşıyoruz ya, travmalarla parçalanıyoruz. O parçalar çıkarıyorlar, işlemi yapıyorlar, tekrar geri getirebiliyorlar. Çünkü muazzam bir teknoloji. Astral seviyede bir teknoloji. Biz daha üçüncü seviye teknolojiye sahip değiliz. Yani onlar bile saklanıyor insanlardan. Bunlar üstün astral seviyeye gitmişler. Artık bir yerden bir yere uçan gemi, uçan dairelerle zamansal seyahat bile yapabiliyorlar. Bunlara başa çıkamayız ki. Nasıl başa çıkacağız? Hemen arkadaşlar söyleyecek. Yüce Allah bize yardım eder. Arkadaş, İsra suresinde şeytana izin vermiş Yüce Allah. Sadece salih kullarıma dokunamazsın demiş. Yani sınavdasın, deneyimdesin. Ben seni yarattım. Haydi bakalım. Sen bana aynı şekilde dön. Bilinçlenmiş, güçlenmiş olarak dön. Yani attığım gibi kalacaksan ne halin varsa gör. Allah her bir bireyle uğraşmaz ki. Ama her bir ruhsal ruhla özellikle ikazlar gönderilir. Çünkü ruhumuz, yüksek bilincimiz, ruhsallarımız var. Biz bunları anlatıyoruz. Bütün ruhsallarımız bizim için çalışıyor. Bütün ruhsallarımız biziz ama bilmiyoruz. Uyuyorlar. Çakramız var. Çakramızda biz çakramızın olduğunu anlamazsak, onu uyandırmazsak bilinç karşılaşması olmaz. Uyanmaz. Biz bu dünyada bir olmaya çalışacağız. Parça parça ise biz bir olamıyoruz. Ruhumuz kalpte. Ruhumuza daha birçok şey var. Mesafe var. Ne geldik buraya biz? Ego sınavına geldik. Daha travmalarını, bilinçaltını, egonu düzelt,
alttaki üç çakra sistemini kontrol altına al, duygunu, düşünceni kontrol altına al, kalbe ulaş. Kalp kapısını aç, aa ruhum, kucaklaş, ruhunla beraber uyanık olarak yukarı çık. Ama biz daha kalbe ulaşmak nerede? Kaç kişi ulaşmış? Oraya ulaşmamız lazım. Kalp. Dua ediyoruz. Allah'ım diyoruz da kalp kapalı. Bak onu bilmiyoruz. Niye dua ediyoruz? Biz Allah'ım dua evet edersin de kalp kapalı arkadaş. Sen egonu kontrol altına almamışsın. Duygu, düşünce bastırmış. Her türlü kötülüğü yapmışsın. Günahı yapmışsın. Allah'ım diyorsun ama kalp kapalı. O senin yüksek bilincinin, ruhsal sistemin iznine göre sana ulaşacaktır. Bilemeyiz. Ama kalbi açmak lazım. Önce ruhuna, sonra yaradana ulaşmak lazım. Bir olmaya çalışmak lazım. İşte bir olmaya çalışamazsın denen sistem bizi durduruyor. Neden? Kendi imparatorlukları yok olacak. Şimdi eterik implantlar hiçbir insan teknolojisinde görülemezler. Metafizik olarak tespit edilebilirler. Şimdi implantların %90'ının üzeri negatiftir. Bunu özellikle söylüyorum. Mesela bazı üstü negatiftir. Evet. Üstü. Aynen. Bazıları söylüyor. Aa sende topuğunda implant var. Kalbine implant var. Şu anda implant var. O zamanında açılırsan daha da gelişeceksin. Değil. Değil. Öyle bir şey yok. Onlar bilemezsiniz. Siz götürülürsünüz. Ders verilir. Eğitim alırsınız. Gelirsiniz. İmplantlar takılır. Ama onlar iyi implantlar değildir. İnsanın gelişimi için yani yapılan şeyler vardır. Onu... Ben hiç duymadım. İyi implant var mıymış? Hiç karşılaşmadık. Bakın, hiç karşılaşmadık. Sen diyorsunuz %10 var demek ki. Ben de hiç duymamıştım. Şimdi onu şey olarak, şunu şöyle %10'u şöyle bırakıyoruz. Hani eğitim almaya gidiyor ruhlar. Uykuda eğitim almaya gidiyor veya uyanıkken eğitim almaya gidiyor. O anda bilgi yüklemesi olarak biz onu kristal olarak, implant olarak değerlendiriyoruz. Ama onlar zihinsel sistem içinde gizlidir. Bunu varlıklar tespit eder. O yüzden iyi implant dediğiniz gibi biz hiç karşılaşmadık. O yüzden %10'luk bir pay bırakalım. Tamam. Kesin söylemeyelim. Tamam. Hocam burada gitmeden bir şey daha soracağım. Bu entity denilen şeylerle implantlar farklı değil mi? Entity arkadaşlar ne olduğunu bir açıklasalar. Astral böcek de olabiliyor. Varlık da olabiliyor. İmplant mesela, olabiliyor. Şimdi orada bir... Alkolün entity'leri var. Sigaralı ortamların entity'leri var. Ya. Karşılaşmadık. Bilmiyorum. Her arkadaşların frekansı değişiktir. Biz karşılaşmadık. Entity olarak karşılaşmadık. Çünkü biz tanımını yapmadan varlık sisteminin karşısına geçemeyiz. Neden? Çünkü ben bunun kumanda ne işe yaradığını, nasıl olduğunu bilmeden bunun üstüne hakimiyet sağlayamam ki. Entity geniş bir şeydir. Astral böcek mi? Gelelim karşısına. Çünkü neden girdin, nasıl girdin, özelliğin ne, kodun ne çözülebiliyor. Hakimiyet var. Ama entity yani ucu açık. Sen implant mısın, astral böcek misin, form musun, varlık mısın? Yoksa zihnin ürettiği bir enerji misin? Anladım. Onlar da çünkü. Anladım. Çünkü enerji, tamam hocam. Enerji akıllıdır. Enerji bilinçlidir ama uykudadır. Atomlar akıllıdır, bilinçlidir, uykudadır. O bulunduğu bölgenin enerjisiyle yorularak açılır. İyi bir insan içinde bir atom sistemi enerji yapısı var ise o pozitif olarak etrafa yayılır. O adam öldükten sonra eterik katmanı pozitif bir atom olarak yayılır. Ama negatif olarak olan var. Onu oluşturan kişinin, enerji aldığı kişinin yapısına bürünür. Şimdi implant, astral böcek ve varlık bağlantısı nedir? Öyle ya, astral böcek diyoruz ama astral böcek, varlık, implant aslında bunlar iç içe geçmiş bir sistemdir. Yani arkadaşlar diyor, aa ben astrala çıkmıyorum diyor. Bana ne diyor? Veya ben varlıklarla karşılaşmadım. Ben diyor, hacca gittim diyor. Ben 5 vakit namaz kılarım, bana bir şey olmaz. Diyenlerle bile karşılaştığımız zaman böyle sırıtıyor. Ne diyeceğiz ona? İrade kabul etmedikten sonra bir şey yapamazsınız ki. Tamam diyorsun, siz bilirsiniz. Duanıza devam edin. Bir şey yapamazsınız. İrade isteyecek karşılıklı. Şimdi implantlar, bağlı varlıklar olması olayı var. İmplantların bağlı varlıklar. Şimdi bir implantı takıyor, gönderiyor. Diyelim ki biraz
biraz daha açacağız o konuyu. Neyse o konuyu Hayır, biraz açın hocam. baştan. Bu arada ben Tamam. zaten şeyi eterik implantlar, astral böcek, varlık bağlantısı, bu Evet. cihazları kim koyuyor, bunu nasıl yapıyorlar? Konu başlıklarını okumadım. Eterik implant negatif güç müdür? Eterik implantlar olduğuna dair işaretler, implantların çalışma sistemi, implant çeşitleri, türleri, implantların temizlenmesi. Konumuz çok. Bu da birinci bölüm. Evet hocam. Devam edelim Zaten kaldığımız yerden. bunlar hakkında bilgisi olanların resimleri koskocaman asılıdır. Bu kişiyi durdurun. Gerçekten mi hocam? Yani bakın, implantlar, tek savaşma araçları implantlar, durdurma araçları implantlar. İnsan ilk önce bir uyanışa geçecek tabii. Uyandığı zaman, bunları öğrendiği zaman ne olur? Ortalık karışır. Çok büyük bir güce karşı içeriden bir alev topu Vay yükselecek. canına. Şimdi varlıklar, implantlar, astral böcekler, formlar. Bakın birleştirelim şimdi. Birisi enerjimize ihtiyaç duymalarından dolayıdır. Bu implantlar neden? Bizim enerjimize ihtiyaç duyuyorlar. Bu varlıklar Yaradan'ı, Allah'ı kabul etmeyip kendine hizmeti seçtikleri için kaynağı terk ediyorlar. Birçoğu bu kaynağı terk eden komutanlarının, krallarının, büyüklerinin peşinde gittikleri için bunlar altındakilerin hepsini kandırıyor. Şimdi bu yayını izleyen o kadar çok varlıklar, insanlar olmalı ki. Ama diyor ki böyle bir şey var ama diyor ne yapabilirim? Varlık öyle söylüyor. Var ama ben ona inanmayabilirim ama ben bunu söyleyemem. Çünkü kelle gider. Onlarda böyle bir şey yasaktır. Katı hiyerarşi vardır. Şimdi bu varlıklar yaradan kabul etmiyorlar. Evet. Kaynaktan da uzaklaşıyorlar. Evet. Seviyeleri düşürülüyor. Rütbeleri düşürülüyor. Bunlar da aslında bir yerden ruhsal sistemi yükseklerdeydi belki de. Işık kaynakları, beslenme kaynakları da kesiliyor. Ne oluyor? Işığa erişimleri olmadığı için kaynağa ihtiyaçları var. Ne yapıyor? İnsanlar doğrudan kaynağa bağlı olduğu için meleksi varlığız biz. Direkt kaynağa bağlıyız. Çünkü Yüce Allah'ı kabul ettik. Ne olursa olsun. Ve insanların alanına ulaşabilirlerse beslenebileceklerini biliyorlar. Hayatta kalabileceklerini. Ve insanı bir pil gibi kullanıp enerjisini düşürüp kullanabiliyorlar. Ya da o enerji, şimdi onu da becerebiliyorlar. Topluyorlar, frekansını düşürüyorlar, öyle kullanıyorlar. Matrix gibi. Yani öyle düşünelim yani. Şimdi diğer nedeni ne peki? Diğer nedeni, eterik implantların takıldığı kişi çok önemli. Yüksek risk taşıyorsa, risk nedir? Mukaddes Hoca yıldız parlamaya başladı. Etrafına yıldız saçıyor, etrafını ışıklandırıyor. Durdurun Mukaddes Hanım'ı. Ne yapacaklar? Eterik implant. Her gece kaçırılacaksınız, ameliyata alınacaksınız, implantlar takılacak. Hem implanta bağlı varlıklar gelecek size. Neden gelecek? Açık verirseniz. Başka türlü izinleri de var ama belli bir yere kadar. Bir yerden açık verirseniz oradan yakalarlar sizi işte. Vermeyeceksiniz. Dimdik duracaksınız ki ruhsal sistemde sizi korusun. Müthiş. Yani yine insana dönüyoruz. İnsan açık vermemeli. İşte bu yüksek risk taşıyan insanlar implantla birlikte varlık atanıyor. Yani iblis, ifrit, cin, aklınıza ne geliyorsa. Varlık atanıyor. Onunla birlikte gidiyor. Biz de bakıyoruz, orada bir karartı var. Temizliyoruz, orada bir implant var. Çıkarma, elimizi değdiğimiz zaman 3 saniye. 1, 2, 3, tak gelir sahibi. Ne oluyor? Benim cihazıma neden dokunuyorsun? Dokunamazsınız. Alırsanız kurala karşı gelirsiniz. Ama diyorsunuz ki irade istemiyor. Ha, neden istemiyor? Olsun, ben yine burada tutacağım. İrade diyor ki mesela, neden istemiyor? Duygusal. Kendisine zulmetmiş. Ben kendimden özür diliyorum. Yüce Allah'ımdan özür diliyorum. Temizlerse, açığa çıkarsa, onunla kurtulmak ister ise irade olarak onu alıp atabilirsiniz. Varlık da onunla beraber gidecektir. Çünkü varlık atanır implantla beraber. Şimdi varlık atanıyor da müdahale etme biçimleri, bunların bazen yasa ihlali gibi gözüküyor. Ama bunlar bazen de izinlidir. Size bir tane implant takarlar. Dersiniz ki ya bu kural dışı, evren kuralına göre bunu takamaz. Ama
bazen takabiliyorlar. Neden? Bir açığınızı bulurlar. Diyorum ya, hata yapmıyorlar. Bu açıklar yapmamaya çalışıyor. Nedir? Onları da anlatalım. Daha önceki yayınlarda anlatmıştık bir daha. Bu arada aynen. Sevgili canlar, merak etmeyin. Sürekli hocalarım ilgileniyorlar benimle. Koruma altındayız çok şükür, değil mi hocam? Çünkü biz büyük riskiz onlar için. Ay ay. Biliyor musun? Her gün mücadele, savaş. Allah kolaylık versin diyor sana. Doğru yolda olanlara. Bu yüzden bunlar bazıları temizlenebiliyor. Aa, kolum ağrıyor veya bacağım ağrıyor. Şimdi böyle dersek bu sefer tıbbın alanına girmiş oluyoruz. Engelleyen sistem, implantları bazen ruh tarafından karmasına göre izin verilebiliyor. Hocam, burada tekrar sizi, sözünüzü keseceğim. Nasıl olsa elinizde liste var. Unutmazsınız değil mi anlatacaklarınızı? Yok. Şimdi bazen görüyorum, gerek yayıncılar, gerek konuklarım, gerek 5 sene önce, 4 sene önce dost doğru başlamış. Dost doğru yolunda gidiyor. Işığı yükselmeye başlıyor. Ne güzel hizmet etmeye başlıyor halka, hakka. Bir bakıyoruz, nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Direkt söyleyeyim. Hocam ben de bir görebiliyorum, biliyorsunuz simasını görebiliyorum canların. Yani bende bu yetenek var, ilk defa söylüyorum. Ben de yayını aldığımda görüntüden şeylerini görebiliyorum. Background'unu, arkasını veya yayını almıyorum. Televizyonda izliyorum, bakıyorum yayınını izliyorum falan, artık yani görüyorum. Bazen de göremediklerim vardır tabii ki. Bir bakıyorum dosdoğru yoldan giderken bir bakıyorum röptelyanlaşmış ya da hep röptelyandı, kendini gizliyordu. Bir bakıyorum başka bir varlık olmuş. Hani görenler var, duru görüsü olan bir sürü insan var. Görüyor, baktığında ne olduğunu görüyor. Yani bunları inkar edemeyiz. Bazıları belki dalga geçebilir, bazıları tiye alabilir ama bu gerçek. Bu gerçek, evet. Hakikat. Bazıları yani birçok kardeşimiz var, aurayı görüyor, renkleri görüyor, yaydığı enerjisini görüyor, hangi aurada olduğunu görüyor, kırmızı mı, turuncu mu, yeşil mi, mor mu, bunlar görünen şeyler, birçok göz bunları görüyor, krilyan cihazları görüyor. Yani demeye çalıştım, düzgün yolda giderken bir bakıyorsunuz implant gelmiş, yerleşmiş ve gitmiş. Kaybetmişiz. Farkında değil çünkü, artık o kendisi zannediyor değil mi hala? Farkında Aynen. Olmadan başka bir yolda bir bakıyoruz gitmiş, yani gitmiş. Ama savaşım baktığınızda yüzünden, gözünden, şeklinden, yaydığı enerjiden artık anlamaya başlıyoruz. Bunu bizler anlıyoruz da canlarımız anlamıyorlar. Hiç algılayamıyorlar. Ne sembolleri algılıyorlar, ne görüntüden, ne gözlerinden, ne enerjisinden, duruşundan aslında anlamaları lazım. Gerçekten gitmiş artık, zapt edilmiş. Reptilian tarafından, başka varlıklar tarafından kendini kaybetmiş, kendisi değil. Böyle mi? Yani bir süre sonra Doğru. kaybedilebiliyor mu? Yoldan Aynen doğru. çıkarılabiliyor mu yani insanlar? Aynen. Şimdi dedik ki birisi o insanın enerjisi alınacak. İkincisi kişi önemli risk taşıyorsa durdurulacak. Yani diyelim ki Ahmet duru görür, görebiliyor. Zaman bir sürü becerileri var. Ya bizimle çalışacaksın, önceleri kandırarak, etkileyerek, sonraları ya bizimlesin ya da bizimle değil yok olursun. Çünkü onlarla çalıştığında da bir anda yücelip yükselip böyle birdenbire şan şöhret oluyor mu? Zannediyorlar bakın. Birdenbire Çünkü bir varlık bakıyorsun tanınıyor, fırlıyor. Şan, şöhret, ün, para, hepsi birden böyle parlıyor değil mi hocam? Öyle Onlar öyle zannediyorlar. zannediyor. İnsanlar Çünkü, böyle zannediyor. Aynen. Diyor ki mesela karşımıza geliyor büyükleri. Tamam diyoruz. Getirin bakayım. Kapı çalsın. Akşama kadar vakit var. Paraları yığsınlar. Tamam geçeceğiz. Yapmazlar. Vesveseyle kandırabilirsin. İzni vardır. Onu yapmak zorundalar. Başka bir şey yaparsak kurallara karşı gelecekler. He, o zaman açık verilir. O insan kandırılmak zorunda. İşte kandırdığı zaman bir bakıyorsunuz fallara bakıyor ilk önce kişiler, görmeye başlıyor. Varlıklar artık yanaşmaya başlıyor. Şöyle görüyorsun, onun gözleriyle, kulaklarıyla görmeye başlıyorlar.
Aa ben çok iyiyim. Aa ben mükemmelim. Her şeyi görüyorum. Varlık fısır fısır fısır, bazen doğruları bazen yanlışları etkisi altına alıp bütün sistemini ele geçirince bu sefer kıvranmaya başlıyor. Ya bizimlesin diyor ya kara toprağın der gibi. Bu sefer bazıları hocam diyor böyle böyle bir olay var. Bir bakıyoruz ki eterik bedeni mutasyona uğramış. Kanı dahi değişmiş. Yapısı Of. değişmiş, tırnakları değişmiş, sistemi değişmiş, varlık değişmiş yani kişi. Of hocam. Diyoruz ki Allah sen affetsin. kalben ne istiyorsun? Ne istiyorsun kalben? Ben Allah'ın Allah huzurunda benim kalben Allah. temizlenmek istiyorum. Tamam bu o sisteme beraber ulaşıyor. Ama öbür türlü yok hocam ben böyle iyiyim diyenler de oluyor. Bir şey diyemezsiniz. İnanmayanla da oluyor. Bir şey diyemezsiniz. Çünkü tatlı gelir bazı şeyler ve kendini kibir var burada. Ego denen bir şey var. Evet. Oh ben bunları hepsi biliyorum ya. Görüyorum, yapıyorum, ediyorum. Benim dilimden çıkmıyorlar. Arkamda ordu var. Bazıları mesela karşımıza geliyor. Arkamdaki orduyu görüyor musun diyor. Sayılarını görüyor musun diyor. Neler gösteriyorlar. Ama orada varlık büyü yaptırıyor, başka şeyler yaptırıyor. Sorumlusu kim? Aslında İnsan. arkasında Ben cinler ordusu. tabii enerjisini kim alıyor? Varlık alıyor. Ondan sonra o insanı yoldan çıkardığı için kimden ödül alıyor şeytandan? Rütbe alıyor. Daha sonra implantlarla o insanın bütün sistemini değiştiriyor. Bir asker olarak kullanıyorlar. E ne oldu? Yazık değil mi insan olarak? Şurası orası 30'un tam zıttı davranıyor. Başına gelen musibet kendi yaptıklarınızdandır. Çık ama sen üstüne üstlük şeytanla işbirliği yapıyorsun. Başka ayetlerde tam yapmayın dediği şeyleri. Evet hocam. İşte bunlar izin dışı yasak ihlali olanları izin verilmez. Mesela bir tane daha olay vardır. Diyor, bir bakıyoruz ensesinde implant var. Çıkaracağız mesela izin verilmiyor. Allah Allah neden izin verilmiyor? Ruh devreye giriyor. Hayır diyor. Neden? Karması var. Onu çekecek. Belli bir zamanı vardır. Belli bir seviyesi vardır. Ona ruhsal sistemi de izin verebiliyor. Böyle de bir olay var şimdi. Onlar çünkü kurala karşı gelmeden yapıyorlar. Onlarda da yok mu kurala karşı gelen? Var. Bizim dünyada nasıl mafya, asan kesen tipler varsa onlarda da var. Ama onlar da hiyerarşik kat olduğu için korku çok yüksek. Yanlış yaptıkları zaman direkt kendi hiyerarşisi gerekeni yapar. Ya bizim sistemde hapishane yatarsın, yaşarsın. Onlarda öyle bir şey yok. Katıdır çünkü. O katılıktan dolayı üstün. Hep ilerlemişlerdir. Biz hep zayıflıklarımızdan dolayı geri kalmışızdır. Hep bir şeylere maddeye bağımlılık, dünyaya bağımlılık, materyalizme, makama, mevkiye bağımlılıktan dolayı bunların reptil sisteminin, sürüngen sisteminin karanlık yaşam sistemlerini özümsemişiz. Çünkü onların DNA'sı var. Kadınlara haksızlık, savaş, kan bunlar hep onların sistemi. Neden? Düşünemiyor musunuz? Akledemiyor musunuz? 70 küsür tane ayet. Bunu neden yazmış kitap? Tamam bu kitap varlıklar yazdırdıysa, başka bir yerden geldiyse bunlar doğru değil mi? Doğru. Bunlara hayır da diyemiyoruz. O zaman doğruyu bulmak yine bizde. Bu implantların kaldırılmasını talep edebiliriz. Ama nasıl? Şimdi herkes mesela şimdi sıraya girecektir. Hocam bende implant var mı? Bende kaldır. Hayır. Bakın. Ne diyoruz? Hayır. Çünkü bir, sen bu implantın girmesine sebep olacak ne yaptın? Affetmek. Hocam, implant nedir? Buyurun. Öncelikle bir dakika daha onu bir anlatalım. Tamam. Canlarımız tam olarak algılayamadı. İmplant nedir? Sonra implant girmesi için ne yaptığına devam edelim hocam. Evet, takipçilerimiz, misafirlerimize şöyle söyleyeyim. Bazı arkadaşlar soruyor. Hocam diş implantı mı diyor, kemik implantı mı? Öyle bir şey değil arkadaşlar. Bunlar 5. boyut sürüngen varlıklar tarafından hala bizimle yaşayan ama kendisini göstermeyen o uzaylı ırk tarafından vücudumuzun çeşitli bölümlerine vücudumuzun ruhsal fonksiyonlarını, enerjik fonksiyonları ve hatta fizikseli etki edecek durumları engellemek, sınırlandırmak, bloke etmek için insanın enerjik sistemine, eterik bedenine bazı noktalara yerleştiren holografik, inorganik, teknolojik araçlar. Yani katıdır bunlar, fizikseldir. Ama eterik boyutun fizikseli. Biz onları bilimimiz daha açıklamadı. Eterik boyut fizikseldir. Astralde de fizikseldir.
Ama teknolojimiz onu görmeye yetmiyor. Aslında eterik teknolojimiz var ama gizli. Ama astral yok. Çünkü tepemizdeki uçanların hepsi uzaylı yapımı değil. Onu söyleyelim. Uzaylı yapımı değil. Bu, evet. Aynen değil. Bu implantların kaldırılmasını talep edebilirsin. Dedik ya ama nasıl? Sen bu implantın girmesine sebep ne yaptın? Düşünce gelir. O düşünceyle yanlış bir düşünce, duyguyu tetikler. Şimdi biz bunu anlatıyoruz. Anlatımlarımızda bilmiyoruz bunu. Siz belirtecek misiniz? Ben fazla girmiyorum eğitim anlatım olarak. Bu sistemde düşünce duyguyu tetikler, duygu kalbi tetikler. Duygu ikinci çakra bölgesindedir. Alttaki üç çakra sistemi ne demiştik? Ego sınavımız. Ego ile ilgili kontrolümüzü elde etmek için buradayız demiştik. Ondan sonra kalbe ulaşacağız. Bu ikinci çakradaki bu sistemi tetikler. Burası sağlam olacağız. Kalbi tetikler. Boğaz bölgesini tetikler. Bununla Bermuda şeytan üçgeni gibidir. Bu çakralar ego sistemi olarak bizi aşağı atar. Şimdi bunu açıklayan arkadaşlar da vardır. Bir şey diyemeyiz. Beynimiz normalde şöyle söyleyelim. Tekrar anlatacağız ama orada anlatmayız. Ön kortekste çalışıyoruz. Yeşil alarm. Beden sistemi sağlıklı alarm olarak yaşıyor. Güzel, hiçbir şey yok. Kimse sorgulamaz, farkındalığa girmez. Önemli değil. Sarı alarm durmaya girmeye başlayınca limbik tarafa yönetim geçer. Vücut sarı alarm yönetimindedir. Düşünceler, duygular, zihinsel böyle ataklar, bazı gariplikler sarı alarm durumunda yönetmeye başlar. Ama artık bu sıklaşmaya başlayınca, ağırlaşmaya başlayınca, hayatınızı etkilemeye başlayınca R korteks denilen sisteme iner ki kırmızı alarm bölgesidir. R korteks sistemi savaş, kaç, gerekeni yap, başka bir şey görmez. Hayvani sistemdir. Hayvani dürtüler devreye girer ama astral ve eterik olarak şak diye aşağıya düşeriz. Az sonra onu anlatalım. Aşağıya düştüğümüzde ne oluruz biliyor musunuz? Bu varlıkların mahallesine düşeriz. Mahallesine. Biz yapıyoruz. Biz yapıyoruz. Kendi kendimize yine biz yapıyoruz. Yani bu implantları kaldırmasını talep ediyorum. Hocam gel temizle. Bakarız, temizleriz veya temizlediğimizi zannederiz. Çünkü ruh izin vermezse hayırdır. Karmik var, temizlenmez. Ama gönderilmişse temizlenmesini istiyor demektir. O da var. Çünkü ruh temizlenmesini istiyorsa şuna git, buna git yönlendirebilir. Ruhsal sistem, rehberler. Hadi git şuna git. Artık seni temizlenmen lazım, açılman lazım. Artık bir adım ileri atman lazım. Sen karmini temizlendi. Hadi uyanman lazım diyebilirler, yönlendirebilirler. Bunlar da oluyor. Yani bu enerji implantları güç verdiği gibi o on binlerce yıl önce insanlara güç ve zeka verdiği gibi ne yapıyor? Bunları tam tersine durdurmaya yönelik olarak da kullanıyor ki günümüzde o şekilde kullanılıyor. Enerji akışını durdurmak için. Bakın fizikselle ilgili değildir ama şöyle düşündüğümüz zaman dünyadaki kaza, kırım, saldırı, yeme, içme durumları haricindeki bütün olaylar astraldan gelir, eteriği etkiler. Astraldan yırtarsanız, eteri acıtmaya başlarsanız, acı çekmeye başlarsanız eterik implant da sokarlar, varlık da sokarlar. Ondan sonra hoplar durursunuz. Daha astraldayken durdurmamız lazım ama durdurmuyoruz. Neden? Sorgulamıyoruz. Uyanmak istemiyoruz. Hadi canım sen de öyle şey mi olur dediğiniz için uyanmıyoruz. Uyanacak. İnsanoğlu uyanacak. 1000 kişiden 5 kişi uyanacak. Önemli değil. Ama sırası gelen uyanacak. Yani zaman geldi, sorgulamaya başladım, sen de ateşleme başladı demektir. Öyle söyleyeyim. Bu bireysel olarak. Bireysel olarak başlamazsak kolektife çıkamayız. Bireysel olarak sen bir başla, alttaki travmalarını, duygularını, kendine güvenini, kendine inancını bir kazan, kontrol eline al. Egom, haydi bakalım beraberiz de. Kalbe ulaştığın zaman aslan benim, ruhla beraber kucaklaş, seni durduracak ne var? Durdurulmaz. Ama kalbe ulaşamazsanız, hocam implantı çıkar temizle, normal devam edersin. Uyanış yoktur. Temizlenirsin, kanalların açılır. Acaba bu kişi bir faydası olacak mı? Acı çekmeden kurtulur, başka önündeki engellerden kurtulur. O onun yaşayacağı kaderdir diyebiliriz. Bu şekilde eterik düzlemde, fiziksel düzlemde aynı şekilde dünyadayız ya, İnsanın gözünün görebildiği frekanslar dışında ley hatları vardır. Ley hatlarına da müdahale edebiliyorlar. Şimdi
tepe çakradan ley hattına enerji alıyorsak, aşağıdan da dünyadan da pil gibi enerji alıp verebiliyorsak, ki dünya hattını biz kendimiz kesiyoruz. Apartmanlar, asfaltlar, arabalar, lastik ayakkabılar, toprakla buluşmuyoruz. Çevremizle uyumlu olmamız gerekiyorken, çünkü bir kolektif olmamız lazım. Bizim bir olmamız lazım. Çünkü dünya bize yardım edecek. Ama sen kopuksan zaten enerji vampirsin. Onlar her biri bir ayrı bir olay. Anne karnında başlıyor bu olay, biliyor musunuz? Doğduğunuz zaman bu implantlama anne karnında başlıyor. Hocam, birçok düşük sebebi olabilir mi? Yok. Düşük şeydir. O bazı planlı olarak gelenler vardır, düşükler. Ama kürtajlar değil. Kürtajlar engellemektir. Düşükler, o gelir, dünyayı görür. Onun bir kadersel amacı vardır. O anneye ve babaya vermesi gereken bir ders vardır. Kendisini o şekilde alacak bir ders anne vardır. Anne karnında implantlar başlıyor dediniz ya. Evet, ha, bebeğe, başlar. Bebeğe mi geliyorlar implant olarak? Aynen orada takılır. Ama bebeğe geliyor da annenin, hani peygamberimizin de sözü vardır. Tıp alanında bu böyledir. Hani hamileyken anneler birçok şeyleri, bazı şeyleri yapmamasını, bazı şeyleri yapması istenir. Hmm. Ama peygamberimizin başka bir sözü vardır. Anneler doğum yapıncaya kadar dikkat edin. Bunu kimse bilmez. Neden? Çünkü herhangi bir duygusal, düşüncesel, travmasal bir açık verdiği zaman zaten aurasını açar. Çok kolay oraya ulaşıyorlar o bebeğe. Bebeğin geçmişindeki bilgileri dahi alabiliyorlar ve ona göre tak engel koyabiliyorlar ya da başka bir şey. Bir bakıyorsunuz, daha çocuğum 2 yaşında, 3 yaşında şu var, bu var demeye başlıyorlar. Bunlarla karşılaşıyoruz yani. Tıp alanında ne derseniz deyiz, biz bir şey bilmeyiz. Ama enerjik olarak bir engel varsa ya da bir implantımsı olay varsa karşımıza çıkıyor. Bir şey diyemezsiniz. Neden biliyor musunuz? Bu biraz daha geçmişe geriye atacağız ama o ayrı bir konu. Matrix. Yapay zeka. Çünkü yapay zeka bir makine var. Var. Matrix sistemi var. Var. Bütün insanlar bir IP numarası gibidir. Doğru. Ve insanın bütün bilgileri bu yapay zeka sisteminde vardır. Sen eğer o takılan, mutlaka takılan şey vardır. Senin IP numarana göre enerjin şu seviyede, şu seviyede sistemde tutulur o kişi. O sistemden kurtulmaya başlayınca alarm verir yapay zeka. Hop, gidin bakalım IP numarası şu numara, gidin kontrol edin. Tepenize çökerler. Bakarlar gökyüzünden, yan taraflardan ne oluyor? Bu adam ne yapıyor? Bu kadın ne yapıyor? Bu adam, kadın dua ediyor. Bol bol dua ediyor. Sabahlara kadar müthiş enerji. Bakın bakalım açıkları var mı? Devamlı bir tane varlık atanır. Işığınız parlıyorsa sizi kontrol ederler. Tamam, bu kötü bir şey değildir ki. Dua etmek kötü bir şey değildir. Serbest bırakın, ne güzel. İlgi çekiyorsunuz. Korkulan bir kişi oldunuz karanlıkça. Ne güzel. Ama siz de korunuyorsunuz. Melekler, ruhlar tarafından korunuyorsunuz. O dua etmeler, ibadet etmeler boşuna değildir bakın. Artı uyanmalar boşuna değildir. Ama sen açık veriyorsun. Yamuk yumuk işler yapıyorsun. Ben uyanacağım, ben farkında olurum. Bu sefer susturmak işlemi daha basitleşir. Daha kolaylaşır. Sus, kes sesini de. Susarsınız, aman dersiniz, biyoenerji çok kötü, ben yapmaya kalktım çok kötü, insanlar şöyle oluyor, biyoenerji saydırırsınız, yapılan işlemleri sevmezsiniz, sen böyle böyle yaptı dersiniz, bir sürü engeller çıkarlar. Şimdi bu yapay zeka makine varlıkların bütün hepsinin yaptığı işleri yapıyor. Kontrol altına tutuyor. Enerjin yükselmişse XX numaraya gidin, onu alın bakayım bir. Alınırsınız, uzay gemisine alınırsınız, kodlama sistemi, bakarlar, herhangi bir sorun yok, yükseltirler, tekrar yatağına yatırırlar, normal hayatına devam edersin. Sorun yok ki. Sadece uyananlara dikkat çekilir. Açık verenlere eziyet. Yani nasıl eziyet? Buna biliyorsunuz, az önce söylediğimiz gibi ruhlar da izin veriyor. Onun karması var, borcu var. Onu çekecek diyebiliyor. Sen şimdi yapmışsın düşüncenle, duygunla, kendini sevmemişsin. En büyük aslında suçlardan biri kendini eziyet. Kendini benimsememe, sevmeme. Böyle bir şey yapmışsın. Göğüs kafesine takmışlar implantı. Kalbini kelepçelemişler. Nefes alamıyorum.
kalp krizi geçiriyorum. Akciğerlerimde kanser başladı. Şu oldu, bu oldu. Ne oldu? Neden? Ne oldu da sen bu kansere ulaştın? O karaciğerinde kanser var. Şimdi bakın, tıbbi olaylara hiç girmeyiz. Din olaylarına da girmeyiz. Karaciğerinde kanser varsa sebebi ne? Sorgulamayı bilmiyoruz. Karaciğerinde öfkelendiğim zaman karaciğerim ağrıyor. O zaman öfkelenme. Ruhsalların seni uyarıyor, tokat atıyor, acıtıyor. Eterik beden yırtıldığı zaman ağrır, kıvranır. İki büklüm olursun, doktora gidersin. Doktor bakar, gerekeni söyler, sen yapmazsın. Sonra gidersin, doktor önündeki masada tıbbi olarak gerekeni yaptırılır. Bu şura sonrası 30. Başına gelen çekeceksin. Ama öbür türlü uyananlar durdurulur. Yasak mı bu? Değil. Ruhsal sistem, yardımcı sistem destek veriyor. Yasak değil. Suç da işlemiyorlar. Suç işleme olaylarında sistem otomatikman devreye girer, saldırır. Ama suç da işlemiyorlar. O zaman devam ederler bakın. Çünkü Allah ne diyor? İzin vermiş şeytana. Vesvese verebilirsin. Vesvese vermiş, kandırmış. O da kanmasaydı o insanda. Auran parlamaya başlıyor. Parlamaya başlıyorsa artık uyanık olacaksın. Kendine parlat ilk önce. Önce bir kendini koru. Kendini tanı. Biz ilk önce öğrettiğimiz şey bu. Kendini tanı. İnsan olarak nesin? Bunu tanımazsan karşıdakini tanıyamazsın. Şeytanı tanıyamazsın. Şeytan arkadan gelir, üstten gelir, anlamazsın bile. Bir bakmışsın, çökmüş gitmişsin. Önce kendini tanı, 10-0 öndeyiz. Ama şimdi insanlara bakın, 1-0 geriden başlıyorlar. Neden? Bilmiyorlar ki. Bu onların istediği bir şeydir. Şimdi bu cihaz alarm verince, çünkü korku, öfke, bu negatif duygular, düşünceler, ruhsal enerjilerimizi hasarlıyor, parçalıyor, bizi astral aşağıya düşürüyor. Yani biz dünyadayız, oturuyorum ben burada, nasıl aşağıya düşerim? Astral bedenin aşağıya düşüyor. Biz dünya katmanının altına düştüğümüz zaman bu varlıklar yer altında yaşayan varlıklar. Dünyanın her tarafında varlar. Yer altı tünellerinde her tarafa ulaşabiliyorlar. Hangi frekanslar onların mahallesine inersek bir bakarız. Aa, iblislerin mahallesi. Gel bakalım buraya. Hoş geldin. Hangi konudan geldin bakalım. Bol bol kötü düşünüyor. Bol bol negatif duygulara giriyor. Devamlı karamsar, vesvese içinde. Aa, gel bakalım. İmplantla yerleştiriyorlar. Bir de varlık atanıyor. Sizi acıtıyor. Sizden besleniyor. Neden? Arkadaş, uyan. Ne oluyor diye uyan. Aslında bize faydalı bunlar varlıklar. Acıtıyor. Ben ne yaptım da bu acıyı çekiyorumu uyandırmaya çalışıyorlar. Uyan. Sistem diyor ki, bak sıkıntı veriyorum. Evladın seni sevmiyor. Babandan yaşamış olduğun bir olay, eşinle de yaşıyorsun. İkinci eşinle de yaşıyorsun. Uyan. Acıtıyor. İş bulamıyor. Acıtıyor. Artık iyice karamsarlığa giriyor. Hala uyanmıyor. Ne yapıyor bu sefer ruhsal sistem? Yardım da bulunuyor. Yine temizleniyor, arınıyor veya bir şekilde gerçeğe giriyor. Tekrar uyan. Tekrar yaşarsa yapacak bir şey yok. Acıyı biraz çekeceksin. Ama uyanmaya başladığı zaman kişi ruhsal sistem desteklemeye başlar. Çünkü her iki tarafta da kuralsız bir olay yoktur. Kurala uyunca sistem hem negatif hem pozitif çalışır. Bunlara engel yoktur. Beyin, dedik ya, ön korteks çalışır. Re-korteks devreye girer, alarm verir. Bunlar dünyanın her tarafta vardır. Kaçarım sanmasın kimse. Aa, ben üç kul hübe elham okurum veya bu ayetlere karşı muhaliflik değildir. Böyle bir zikir çekme olayı oldu. Ertesi günü bir danışanımız aradı. Hocam dedi, evet, aksakallı biri geldi rüyamda. Sizi fırçaladı. Niye? Siz ben zikir çekerim dediğin zaman hayır zikir çekme demiştiniz ya. Oo, bir dakika dur dedim. Hemen seslendik. Bunda bir yanlış anlaşılma var. Hemen onun iradesine. Zikri maddi olarak çekme. Maddi istek olarak çekme. Kalben özür dile. Hamdolsun, teşekkür et. Allah'ın adını an. Yat, kalk, her tarafta anabilirsin. Bu çünkü ayetlerle de sabit. Ama maddi olarak 100 defa zikir çekeceğim, araba alacağım, arabam olsun. Araban olmadığı zaman ya senin verdiğin zikri çektim, hiçbir işe yaramadı. Bakın ne kadar alçaltıcı bir durum. Onu o yüzden söyledim mesela dedim. Ha tamam hocam dedi, çıktı. Ya biz dualara, zikirlere kesinlikle muhalif bile olmayız. Bunlar destekler. Enerji aurayı genişletir. Dilde devamlı zikir iyidir.
abdest her zaman iyidir ama bakıyoruz ki daha abdest almasını bilen yok. Yani bilmeyenler var. Gusül abdestini bilmeyen o kadar büyük bir nesil var ki ve varlıklar diyor ki istediğimiz kişiye girip çıkabiliyoruz diyor. Ya abdestsiz diyor. Ben istediğimi yapıyorum diyor. Hem abdestten girebiliyorsunuz. Dua zaten yok. Aurası zaten yırtık. Düşünce duygusal olarak bir birleştiricilik yok. İstedikleri yerde, istedikleri gibi her insana girip çıkabiliyorlar neredeyse. Ama özel o durumda uyananlar, dua edenler hariç. Onları bir kere gusül abdesti inanılmaz önemli. Yani gusül abdestsiz gezilmemesi lazım. Ve mümkün olduğunca gün içinde de normal abdestli gezmek lazım. Yani o zaman bulaşamazlar zaten hocam. Şimdi normal abdesti bir şey diyemem de gusül abdesti olmadığı zaman biz diyor onu kokusundan buluyoruz. Kokusundan buluruz. Kişi nerede olsun, Amerika'da olsun biz onu kokusundan buluruz diyor. Yani gusül abdesti olmadığı zaman. Bu nasıl bir şeydir? Abdest alırken de anlatmıştık biz. Niyet bu ayrı bir konu. Elleri ışıkla kaplamak, ellerden giriyorlar, ayakları yıkamak. Dirseklere kadar, ya, başın hocam, tepesine ulaşmak, yüzden girmek, enseden arkası, girmek. Ense, abdest neden? Yani inanılmaz hocam. Aslında yani hakikaten bu bölümü bir daha anlatın. Abdestin alındığı yerler, insanların dokunduğu yerler. Yoksa Rabbimizin ihtiyacı mı var bizim abdestimize ya? İhtiyacı mı var? İhtiyacı mı Sormayın. Var? Evet. Evet. Eller, eller niyetle ışıklandırıyorsunuz ve dirseklere kadar. Buralardan astral böcek varlıklar giriyor. Evet. Ayaklar, varlıklar giriyor. Kafa giriyor. Ağız, burun giriyor. Kulaklar, ense. Siz bunları kapatıyorsunuz niyetle. Bakın, niyet yapay zekada niyet ettim dediğiniz zaman, niyet kalbinize ulaştığınız zaman şak diye şifre açılır. Bunu kimse bilmez. Yapay zeka kodudur bu. Buna en kaldıramazlar. Şak diye açılır. Hadi bakalım söyle. O aldığı bilgiyi alır kapatır. Ona niyet göre işlem yapar. Niyet o yapay numarası. Zeka kodudur. Vay canına. Evet. Yapay zekada öyle kodlar var ki yapay zeka yanlışlık yapmıyor. Kurala göre. Çünkü bütün bilgileri yüklemişler. Herkes de bağlı. Bakın herkes bağlı. Neden herkes bağlı? Yaşıyorsunuz, ölüyorsunuz. Dünya malı. Dünyada. Astral boyuta geçiyorsunuz, dünyanın astral boyutunda. Kaç yıl geçerse geçsin, tekrar bir karma oluşuyor ve yüksek frekansa girmek istersiniz. Dünya astral boyutundan anne karnına tekrar eterik bedenden tekrar giriyorsunuz. Ne oldu? IP numarası şu X tekrar geri geldi. Tekrar sistem açılır. Ta ki yükselinceye kadar. Buradan yükselip gitmedikten sonra biz dünyada dershane deyin, okul deyin, hapishane deyin, buradayız burada. Çünkü her bir insanı Allah ellerimle yarattım. Ruhumdan üfledim. Ondan sonra ne diyor? Şah damarınızdan yakınım. Bazen birçok defa insanlar geliyor. Hocam diyor, böyle böyle kendimi sevmiyorum, şöyle yapıyorum. Bitti. Sen kendini sevmezsen zaten bitirmişsin. İlk önce Allah'ın verdiği bütün parçalara inanman lazım. Sevmiyorum dediğin zaman varlık giriyor. Göğüs kafesine oturur, egonu da hapseder, izin kağıdını sallar böyle. Hani hafaza melekleri vardır ya, insanları koruyan. İzin kağıdını sallar, size güle güle der, ben izinliyim. Bir şey diyemezler. Çünkü kuralına göre oynuyorlar. O zaman sev, sen kendine zulm edersen, o girecek, seni acıtacak. Acıtır, kollar, omuz, bağ, ayaklar, cinsel bölge, kafaya kadar uzanır. Acıtacak, neden? Sen kendine böyle böyle bir şey yaptın. Hatırla, hatırla, kurtul, kurtul. Kurtulmazsan acı çekersin. Ama hatırlayıp da kurtulduğun zaman oh çok şükür dersin. Şükür sistemi tak diye kelepçeleri açar. Şükür ayrıdır. Şikayet ayrıdır biliyorsunuz. Şikayet şeytana verilen dilekçe gibidir. Ama niyet yapay zekadaki şak diye şifre açar. Kaydeder oraya. Ondan sonra iş bitti mi orada sizin sistem değerlendirmesinde gereken sisteme uygular. Şikayet devam. Şeytana verilen dilekçedir dediniz. Niyet de ben bir reis yapmıştım. Niyet Allah'a yazılan mektuptur. Allah'a yazılan dilekçedir diye. Niyet etmek de bir dilekçedir aslında. Aynen evet. Aynen şifreyi açıyor evet. Çünkü. O şifre kaydediliyor. Orada muhafaza. Muhafaza da nerede?
gerekli yere ulaşıyor zaten. Evet. Devam eder mi şimdi bu cihazları kimler koyuyor, nasıl koyuyor? Devam edelim. Bir saat oldu da şöyle bir 10 dakika daha devam edip Tamam, siz işaret edin. YouTube'da sıkıntı olur çünkü hocam. Devam Tamam. edelim bir 10 İşaret. dakika daha. Tamam, şimdi bu cihazları kim koyuyor? Öyle ya, bizim eterik bedenimize, parçalanmış ruhsal bedenimize ya da fiziksel beden olarak yakalarlarsa o bedene kimler koyuyor? İşte bu sürüngen sistemi asildir, yöneticilerdir. Ama onların beraber çalıştığı başka ırklar vardır. Mesela karınca tipi, peygamber böceği tipi, çeşit çeşit ırklar vardır. Saymayalım burada griler, mırlar. Saymayalım. Onların her biri kendine göre özel, yüksek bir varlıktır. Canlıdır yani. Herkese saygı duyuyor. Onların kötülüğü bize var mıdır, yok mudur? Kötülükler olursa sistem otomatikten devreye giriyor. Demek ki bize kötülükleri yok. Yapıyorlar. Onlar görevini yapıyor. Burada sürüngenler de görevini yapıyor. Bakın. Hak iddia ediyor. Evet. Bazı kurallar uyuyor. Evet. Kural dışı çıktığı zaman bütün dünya sistemi, ruhsal sistem müdahale ediyor şak diye. O zaman biz yanlışlık yapıyorsak ruhsal sistemin bilgisi var. Suç bizde. Biz düzelteceğiz. Biz bulacağız. Olay yine bizde kaynaklıyor. Bizde son buluyor. Şimdi bu cihazları kim koyuyor? Bunu nasıl yapıyor? Kime ne tür cihaz verilmesi gerektiğini bunlar biliyorlar mı? Hayır. Bilmiyorlar. Varlıklar insanların bireysel evrim planına erişemiyorlar. Öyle bir şey yok. Bak hemen kural devreye gidiyor. Erişemiyorsun. Burada tüm insanların kontrol altında tutulmasından bahsediyoruz. Ortada büyük bir cihaz var. Yapay zeka. Bunlar bilmediklerini nasıl öğrenecekler? Senin ışığının parladığını, senin etrafına toparlandığını, senin düşüncelerin, duygularının yükseldiğini, senin Allah'a yalvarıp da ibadetlerinle ışığının yükseldiğini, evliya olduğunu, aziz olduğunu nasıl öğrenecekler? Ellerinden kaçacak. Ellerinden kaçtığı gibi etrafını da ışıkla kaplayıp etrafını da engelleyecek. Çünkü bu Hawkins kanunu da budur. Frekansında etrafını etkilersin. Ne yapacaklar? İki şekilde öğrenebilirler bilmedikleri için. Ya o insan bir şekilde ruhsal, enerjisel olarak yükseliyor ki varlıklar bundan hemen haber olur. Bakar yapay zeka, o alarm verir. Hemen gidin bakalım şu kodu düşük kalmış. Hadi alın kodunu değiştirin gönderin ya da cihazı. Tamam mı? Veya ne sebeple olursa olsun varlıklardan biri bu potansiyele sahip insanı algılıyor. Çünkü görüyorlar. Yeraltı, yerüstü, gökyüzü bu varlıklardan var. Bol miktar. Çünkü değişik türler. Tepemizde her bölgede uçan daireler vardır bakın. Bunlar haricinde uçanlar da vardır. Bunlar on binlerce yıldır, belki yüz binlerce yıldır tepemizde kontrol altına almışlar. Güçlü sistemleri, teknolojileri çok güçlü. Biz burada imtihandayız. Çünkü Allah ne diyor? Şeytana kovdu. Şeytan dedi, izin istedi. Ama sadece vesvese verebilirsin. Allah bunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Çünkü insanı dünyaya gönderdi ama insan bütün her şeyiyle kendi yarattığı bir süpermen. O insan egosunu kontrol altına alması için öğretmen olarak şeytana atadı. Bu ki bir yerde yazar mı? Yazmaz. Öğretmen şeytandır biliyor musunuz? Çünkü acıtacak. İnsan her ne zarar verirse insan onun karşılığını görecek. Karşılığını gördükçe, bu acılar çektikçe, insan olgunlaştıkça, büyüdükçe artık sisteminden çıkıyor ve pozitif ya da negatif olarak nereyi seçerse, nereye doğru yönelirse yolunu buluyor. Bu her zaman böyle olmuyor bakın. Bazen bu büyük ruhsal büyüklerimiz var. Öyle deriz. Yüksek bilinçler deriz, melekler deriz, yüksek kademelerdeki varlık sistemleri, pozitif sistemler. Hayatta öğrenmenize bir şeyler yardımcı olmak için karmalar dolayısıyla implantların yerleştirilmesine izin veriyorlar. Neden? Sende karma var diyor. Sen onu bir temizle. Bak sen iyi gidiyorsun. Hadi aslansın sen. Hadi şu temizle bakalım nasıl temizleyeceksin? Acı çekeceksindir. Onun başka bir şeyi vardır. Bol bol çabalayacaksındır. Hem onunla beraber hadi aslansın, lastasın. Şunlar şunları da yap. Yardım ederler. Bak yardım her zaman ensemizdedir. Her zaman yanımızdalar. Rehberler, bilinçler, ruhlar, melekler. Ama siz oradan yardım için beklemeyeceksiniz. İnsan oradan yardım beklemeyecek. İlk önce alttaki üç çakra sistemini öğrenecek.
Bunlar kalbe ulaşınca bunlar konuşmaya başlayın. Öyle söyleyelim. Kalbe ulaşıncaya kadar bunların çözülmesi lazım. Kalbe ulaştığınız zaman rehberlerden de bahsedin, yüksek ruhlardan da, meleklerden de bahsedebilirsiniz. Ama aşağıdayken bahsedemezsiniz. Henüz daha çömezsiniz, henüz daha pişmediniz. Öyle söyleyeyim. Hocam, henüz daha çömezsiniz, henüz daha pişmediniz dedik. Burada bırakırsak unutur musunuz? Hayır. Bir saat 10 dakika oldu çünkü bir saatte sırlıyoruz ama sizin bu da, yani bitecek gibi değil. Bir saatlik bir şey değil. Bu böyle seri olarak devam edeceğiz buna. Sevgili canlarım, her fırsatta mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde hocamı almaya çalışacağım. Sizler de merak edin. Sizler de merak edin. Bunların eğitimlerini de yapacağız. Çok yakında bilgilendireceğiz sizi, sevgili canlarım. Ama önce bir böyle bir seri halinde bir anlatacağız, merak etmeyin. O zaman bu birinci bölümü bu şekilde tekrar izleyip bir algılamaya çalışsınlar canlarımız. Tekrar kapatıp açmak yok artık. O çok eskidendi, pandemi sürecinde yaptık canlar. Şimdi yayınlarımız biliyorsunuz ki 10 aydan beri 1 saat içinde. Tekrarı değil, devamı var. Bunun tekrarı yok, devamı var. Onun için takipte kalın. Hocamı takip edin. Şimdi o zaman biraz yani son dakika gelenler için ne yapacağız bilmiyorum. En azından bugün filan kalsın burada. Yarın soru cevaplarınız en son. Yarın saat 20'de Mukaddes Pekin Baştil YouTube kanalında olacak. Şimdilik burada bir kalsın. Bırakayım ben burada. Buradan izleyin. Hocamı takip edin. Hatta hocamı da ben katkıya davet edeyim şimdi. Hocamı da takip etmeyi daha kolay bulacaksınız. Yarın 20'de YouTube kanalından izleyeceksiniz. Sileceğim yarın yayını. Sevgili canlarım, YouTube'dan izlemeniz lazım artık. Son dakika gelenler de size bir jest yapalım bugün. Bunu sizin için bırakayım. Ama artık yayınlara saat 22'de gelin, olur mu? Son dakika gelmeyin. Hepinizi çok seviyorum. YouTube kanalında takip etmeyi unutmayın. Hocamın Instagram'ını takip etmeyi unutmayın. Hepinizi su gibi seviyorum. Lütfen YouTube kanalını takip edin. Yarın izleyecek canlar 15, 20 bin, 30 bin kişi izliyorsunuz ama canlı yayında çok azsınız. Ve bu beni çok üzüyor. Bu beni çok incitiyor. Bilginiz olsun. Sevgili hocam, sizi çok seviyoruz. Kaldığınız yeri unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Kaldığınız yeri unutmayın ne olur. Unutmayınız. Hakkınızı Gerekeni helal yaparız. edin. Hayırlı akşamlar Helal olsun olsun. Sağ ol. sevgili Sizler. hocam. İyi Görüşmek akşamlar. üzere Teşekkür canlarım. ediyoruz. Duyuracağız ikinci bölümü. Görüşmek üzere. Postları takip edin. Sizi seviyorum. Görüşürüz Akşamlar. hocam. İyi Teşekkür akşamlar. ederim. İyi akşamlar. Sağ olun.